86 yaşında hayatını kaybeden eski başbakan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlarından ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Yıldırım Akbulut için cenaze töreni düzenlendi. Seçildi. Bu dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak görev yaptı. Turgut Özal'ın Cumhurbaşkanlığına seçilmesi üzerine 9-11-1989, 23-06-1991 tarihleri arasında 47. hükümette başbakan oldu. Merhum Akbulut için ilk tören Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Devlet Erkanlı'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Törende Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop konuşma yaptı. Ne mutlu. Merhum Yıldırım Akbulut kendisini uğurlamaya gelen bu kıymetli ve büyük topluluk, ardından yazan, söyleyen, kendisini hayırla yad eden Cemmi Gafir ve milletimizin hüsnü şehadeti gösteriyor ki, ebedi hayat yolculuğuna güzel bir şekilde çıkan seçkin, müstesna insanlardan. Erzincan'da avukatlık yaptığı dönemde Adalet Partisi ile başlayan siyasi yolculuğu, 1980 askeri darbesinin ardından kurulan ve kurucuları arasında bulunduğu Anavatan Partisi'nde uzun yıllar devam etti. Siyasette sivilleşme çabalarının yaşandığı o yıllarda merhum Turgut Özal'ın en yakın yol arkadaşı oldu. Her siyasiye nasip olmayacak büyük ve önemli görevlerde bulundu. Daha sonra merhum Yıldırım'ın naaşı cenaze namazının kılınacağı Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne getirildi. Camide helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze töreninde namazın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Konseyi'nde birlikte çalıştık. Yıldırım Bey'in gerçekten en önemli, en büyük özelliği tevazuydu, mütevaziydi." dedi. Daha sonra Akbulut'un cenazesi devlet mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Hayatını kaybeden Erzincanlı eski başbakan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Yıldırım Akbulut için Erzincan milletvekilleri Burhan Çakır ve Süleyman Karaman, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptıkları konuşmalarda merhum Akbulut'a Allah'tan rahmet dileyerek Türk siyasi tarihine damga vuran önemli isimlerden biri olduğunu dile getirdiler. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, 20. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, kıymetli devlet adamı, Erzincan'ımızın yetiştirmiş olduğu millet adına konuşan değerli büyüğümüz Sayın Yıldırım Akbulut bugün Hakk'a yürüdü. Acımız çok büyük. Aziz milletimizin ve Erzincan'ımızın kıymetli ailesinin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. 1935 yılında Erzincan'da dünyaya gelen Yıldırım Akbulut, ülkemize ve şehrimize çok büyük hizmetleri olmuştur. Erzincan'ımızda kendi ismini taşıyan birçok eseri vardır. Allah kendisinden ebedi razı olsun. Erzincan milletvekili olarak Erzincan halkına varsa hakkımız helal olsun. Aziz milletimizden de haklarını helal etmelerini istiyorum. Tekrar başbakanımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun. Süleyman Bey, buyur. Buyur Süleyman. Teşekkür ederim Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri. Ülkemizin değerli devlet adamlarından Erzincan'ımızın yetiştirdiği tüm vatandaşlarımızın ve Erzincanlı hemşerilerimizin çok sevdiği, Erzincan'ımızın medarı iftiharı olan 20. dönem Başbakanımız, 21. dönem Meclis Başkanımız, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Sayın Yıldırım Akbulut'un vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyoruz. Başbakanımıza Erzincan halkı adına Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailesine, Erzincanlı hemşerilerime ve ülkemize başsağlığı diliyorum. Ülkemizde ve seçim bölgem Erzincan'da çok büyük emekli olan başbakanımız Erzincan halkı olarak hakkımızı helal ediyoruz. Yüce Türk milletinden de helallik diliyoruz. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Denizli İl Müdürlüğü İşbirliği ile engellilerin şehir içi belediye otobüslerinde kullandığı ulaşım kartlarını akıllı kartlara dönüştürdü. Daha önce engelli kimlik kartları veya Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'den alınan yeşil renkli ücretsiz kartla belediye otobüslerinde seyahat edebilen engelli vatandaşlar yeni uygulamayla tek kart kullanacak. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Denizli İl Müdürlüğü'ne bir kart yazıcısı ve boş halde bulunan temassız beyaz kartlar verdi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Denizli İl Müdürlüğü ise akıllı kartları engelli vatandaşlara tanımlayarak dağıtmaya başlarken bundan sonraki süreçte çift kart karşılığının yaşanmayacağına dikkat çekildi. Türkiye'de ilk kez yapılan uygulamayla engelli vatandaşların şehir içi belediye otobüs ulaşımına büyük bir kolaylık getirildi. Yeni akıllı kartların kullanılmasıyla engelli vatandaşların her yıl yaptırmak zorunda olduğu vizeleme işlemlerinden de muaf olacağı belirtildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ bünyesinde 11.522 adet engellilerin 2.124 adet ise refakatçilerinin kullandığı otobüs kartı bulunduğu, bugüne kadar bunlardan 2.943 adetin tek kartta birleştirildiği ifade edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi pandemi nedeniyle toplu iftar yapılamadığı için evlere yemek servisi uygulaması başlattı. Dileyen herkes Biz İzmir dijital platformları ve Halkın Bakkalı web sitesi üzerinden 3 farklı iftar yemeği paketi ve gıda kolisi satın alarak bu dayanışmaya katkıda bulunabiliyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, imkanı olan herkesi kampanyaya katılarak iftar dayanışmasını büyütmeye davet etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, pandemi koşulları nedeniyle istasyonlar ve çadır sistemlerinin oluşturulamamasından dolayı Ramazan ayı boyunca iftar yemeği dağıtımlarını evlere servis şeklinde yapacaklarını belirterek 400 bin kişilik yemek dağıtmayı planladıklarını söyledi. Tüm Türkiye'de turizmi canlandırarak ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayabilmek amacıyla her yıl 15-22 Nisan'da Turizm Haftası kutlanıyor. Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan Turizm Haftası dolayısıyla yazılı bir açıklamada bulundu. Başkan Erdoğan, son zamanlarda salgın sebebiyle ziyaretler azalmış ve turizm sektörümüz ciddi olarak yara almıştır dedi. Bu şartlarda bile işinin başında olan, özverili hizmetleriyle ülkemizin kalkınmasına katkı koyan ekonomimizin kahramanları yatırımcılarımızla turizm çalışanlarımızın haftalarını kutluyor, kolaylıklar ve başarılar temenni ediyorum ifadelerine yer verdi. Denizli'nin turizm potansiyelinin yeni yatırımlarla vücut bularak ekonomiye kazandırılmasının da önemine dikkat çeken Başkan Erdoğan mesajında, şehrimizden İzmir'e ve limanlara ulaşımı hızlandırıp kolaylaştıracak Denizli-Aydın otoyoluyla Denizli'yi hem İzmir'e hem de Antalya'ya alternatif bir yola bağlayacak hızlı tren hattı ve yük taşımacılığı için gerekli demiryolu yatırımlarının bir an önce tamamlanmasını ısrarla istemekte, beklemekteyiz. Denizli Ticaret Odası Başkanı olarak bu yöndeki gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Şehir olarak da tüm unsurlarımızla bu türde yatırımların takipçisi olmalıyız. Ege bölgesinde gözde olmuş, yeşil alan ortalamasını yeni düzenlemelerle Avrupa ülkelerinin üzerine çıkarmış, su yönetimi ve iklim değişikliği alanında yaptığı projelerle dünya ikincisi olmuş çevreci Denizli'mizi, güler yüzlü girişimci insanı, turistik değerleri ve yatırımlarının yanı sıra kültürel varlıklarıyla benzerlerinden bir adım öne çıkarabilir, İnsanımıza daha fazla kazandırabiliriz. Böylelikle hem tanınırlık anlamında hem de kazandığını yeni yatırımlara dönüştüren bir yer olarak Denizli'mizi tam anlamıyla daha yaşanabilir bir marka şehri haline getirebiliriz ifadelerine yer verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ilk Türk denizcilerinden Çakabey için yaptığı büstü tamamladı.
Geçmişte Çakabey Meydanı olarak adlandırılan Konak Pier önündeki heykelin açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra bürokratlar, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Başkan Soyer, Selçuklu Devleti komutanlarından Çakabey'in Anadolu'nun fethinde yer aldığını hatırlatarak, Anadolu'daki ilk donanmayı oluşturarak, Ege sahillerindeki ilk Türk denizci olarak kabul edilen Çakabey, İzmir ve çevresindeki ilk Türk yerleşim yerlerinin kurulmasını sağladı dedi. Ege sahillerindeki ilk Türk denizci olarak kabul edilen Çakabey, İzmir ve çevresindeki ilk Türk yerleşimlerinin kurulmasını sağladı. Bugün bulunduğumuz Çakabey büstünü koyduğumuz bu meydan geçmişte Çakabey Meydanı olarak biliniyordu. Ve kendisinin de bir büstü vardı. Hatta bu meydanın karşısında Çakabey iskelesi olarak adlandırılan askeri bir liman da bulunuyordu. Zamanla askeriye taşındı, bu bölgedeki değişikliklerle Çakabey büstü kaldırıldı ve meydan başka isimlerle anılır oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi meydanı yeniden düzenledi. İzmir'in ilk Türk denizcisi olan Çakabey'in büstünü yeniden yaptırarak tarihine uygun şekilde büstün yeniden bu alanda yer almasını sağladı. Amacımız Çakabey'in hem İzmir tarihi açısından önemini hemşerilerimize büstüyle yeniden hatırlatmak, hem de denizcilikte milletimize öncü rol üstlenmiş olmasının gençlere ilham kaynağı olmasını sağlamak. AK Parti Buca İlçe Başkanı Avukat Hakan Kalfaoğlu, Buca Belediyesi'nin 2 yıllık icraatlarını düzenlenen toplantıda değerlendirdi. Değerlendirme toplantısına Buca Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Ekrem Gündoğdu, Yerel Yönetimler Başkanı Şerif Yıldız, Medya Tanıtım Başkanı Celal Selik ve ilçe yöneticileri katıldı. Buca Belediyesi'nde 1700 kişi istihdam edilmekte. Yaklaşık 1700, ilk başta 1750 üstüne çıktılar. Bu son zamanda emekliye ayrılanlarla beraber 1700 gibi bir rakam var. Burada incelediğimizde, geçen 3 ay içinde denetim raporumuzu da incelediğimizde gördüğümüz şu: İşe göre eleman alınmadığını, elemana göre iş uydurulduğunu şahit olduk. Şimdi fen işlerinde, kadroda müdürle muhabbet ettiğimizde sahada 16 kişinin çalıştı. Ama fen işlerinde çalışan sayı 70 kişi. 70 kişiye maaş ödüyoruz. Sahada 16 kişi ancak görev yapabiliyor. Yani burada nitelikli elemanın alınmadığı, sırf hatır namına, daha açıkçası söyleyeyim, burada Buca Belediyesi, Buca iki tane kongre geçirdi. İlçe kongresini geçirdi ve bir de il kongresini geçirdi. Hep delegelerini, elemanlarını almakla meşgul oldu Buca Belediyesi. 250 kişi alınışı var. Burada yaptığımız incelemede de şunu da görüyoruz: bütçe %40'ın üzerine geçmemesi gerekir. Pandemiden daha önce %30'du, %40'lardan geçmemesi gerekir. Bunu da bu camar üzerinde, personel maaşını bu camar üzerine ödemekle %60'lara, %70'lere personele gittiğini görüyoruz. Yani bunun gerçekten çok aşırı bir personel gideri var. Bunu da şundan gördük: söz gelimi pandemi döneminde 1/3 oranda çalışma sistemiyle uygulama gitti, kısa çalışma sistemiyle gördük. Belediye gerçekten 1/3 oranında çalışma sistemiyle, yani gene eski yaptığı hizmetini verdi. Burada aşırı bir, yani işçi fazlalığı var, fazla bir maaş ödemesi var. Bundan dolayı herhangi bir yatırıma yönelemiyor. İki yıl içinde arkadaşlar, de şurada şu çok dikkatli, manidardır. Yani Buca Belediyesi 700 milyon gibi bir rakam kullandı. Erhan Başkan geldikten sonra borç 335 milyonken 355 milyon, yani borç da yükseliyor. Yani 700 milyon içinde bir bütçe kullanılmış, Buca'da görülen bir hizmet göremiyoruz. Herhangi bir yatırım göremiyoruz. Bir vizyon proje göremiyoruz. Yani gönül istiyor ki bizim dönemimizde Cemil Başkan'ın
yapmış olduğu hizmetleri canı gönülden arıyoruz. Bir göleti arıyoruz, yedi gölleri arıyoruz, Mevlana heykelini arıyoruz, Atatürk üstünü arıyoruz. Yukarıda Atatürk yaptığımız spor stadyumunu arıyoruz. Forbes sevgi yolunu arıyoruz. Yani buca yani katma değer kazanan şeyleri, değer katan şeyleri arıyoruz yani burada. Maalesef bizim 12 sene boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarda olduğu bir yerde bir hizmet bir göremiyoruz. Biz Buca ilçe başkanı olarak göreve geldiğimizden beri tam 10 bin tane vatandaşımıza, ihtiyaç sahibi vatandaşımıza 7 ay içerisinde erzak dağıtımında bulunduk. Önümüzdeki ay Ramazan ayı, bereket ayı, bu Ramazan ayında da Allah'ın izniyle halihazırda 10 bin kişilik bir erzak oluşturduk ilçe başkanlığı olarak kendi ilçemizde. Bunu da bu Ramazan ayında ihtiyaç sahibi 10 bin vatandaşımıza dağıtacağız Allah'ın izniyle. Depremden sonra Sayın Bakanımız hocamıza ziyarete geldi. Hastanenin depreme dayanıklı olmadığını tespit ettik. Hastane yıkılıp yerine yeni bir hastane yapılacaktı. İlk etapta Sayın Bakanımız çelik bir yapıdan 2,5 ay içerisinde bir hastane yapılması talimatını verdi. Ancak bizim Sevil Demirsoy Hastanesi olduğu yerde çok ciddi bir yer alanımız var. Çok fazla bir alanımız var. Sonra bakanlığımız projeyi çelik yapıdan betonarmeye çevirdi. Şu anda 40 bin metrekare, 3 katlı, 350 yataklı bir hastane projemiz var. Proje tamamlandı. İhalede önümüzdeki bir hafta 10 içerisinde yapılacak. Teslimi de yaklaşık 5-6 aylık bir süreç. Yani yakın zamanda hocamız çok ciddi, çok güzel bir hastaneye kavuşacak Allah'ın izniyle. Bornova Belediyesi açıklanan kararname gereği toplu iftar organizasyonlarının yapılmayacağı Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşların evine sıcak yemek dağıtacak. Destek kapsamında Ramazan ayı süresince öncelikle Sosyal İşler Müdürlüğü'nün envanterinde kayıtlı olan Bornovalılar başta olmak üzere 50 bin vatandaşa ulaşılacak. Hayırseverlerin katkılarıyla gerçekleşen dayanışma organizasyonunda Bornova Belediyesi'nin ilgili personelleri hijyenik koşullara uygun şekilde kapalı ambalajlarda yer alan yemekleri maske ve eldiven kullanarak ihtiyaç sahiplerine iletecek. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İdu, Ramazan ayının dayanışma ayı olduğunu ifade etti. Bornova Belediyesi olarak desteklerimizi arttırarak Bornovalıların yanında olacağız. Tüm vatandaşlarımızın mübarek Ramazan ayını huzurlu ve sağlıklı bir şekilde geçirmesini diliyorum, dedi. Belediye Başkanımız selamları getirdik. Hayırlı Ramazanlar olsun. Merkez Efendi Belediyesi Ramazan ayının ilk gününde Sevindik Mahallesi'nde vatandaşlara iftarların sembolü olan sıcak Ramazan pidesi ikram etti. Ekipler tarafından iftara saatler kala mahallenin çeşitli noktalarında pide dağıtıldı. 13 Nisan Salı günü başlayan pide ikramı ilçenin farklı mahallelerinde Ramazan ayı boyunca devam edecek. Merkez Efendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Merkez Efendi Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlçemizde dayanışmayı, birlik olmayı, paylaşmayı hemşerilerimizle birlikte her geçen gün pekiştiriyoruz. Merkez Efendi'de dayanışma ve yardımlaşma her geçen gün artıyor. Hemşerilerimizle birlikte kenetlenerek bu zorlu günleri birlikte aşacağız. İlçemiz sınırları içerisinde yer alan mahallelerimizde Ramazan pidelerini Ramazan ayı boyunca hemşerilerimizin sofralarına ulaştırıyoruz. Araştıracağız diye konuştu. Karasi Belediyesi pandemi sürecinde girilen Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor. Belediye Başkanı Dinçer Orkan'ın talimatıyla Ramazan ayının güzelliklerini paylaşmak ve birlik beraberliği arttırmak adına yaşlı, engelli, kimsesi olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara iftarda sıcak yemek yardımı gerçekleştiren Karasi Belediyesi vatandaşların yüzünü güldürüyor.
Sosyal belediyecilik anlayışıyla Ramazan ayı boyunca 18 bin öğün, 4 çeşit yemek ve iftariyelikleri kapı kapı ulaştıran Karesi Belediyesi, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaşanılan bu hassas süreçte yaşlı, engelli, kimsesi olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürüyor. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, rahmet ve bereket mevsimi Ramazan ayı münasebetiyle yapılan hizmetlerin ayrı bir değer ve anlam taşıdığını söyledi. Bu senede vatandaşlarımıza, ihtiyacı olanlara yemek yardımımıza devam ediyoruz. Biz burada araçlarımızda bir bayan, bir erkek personel olmak üzere toplam 12 personelle bu işlemi yapıyoruz. Tabii yaparken de bizim bu sene Allah nasip ederse Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine, muhtaçlarımıza inşallah böylelikle bir nebze bir yararlanmalarını sağlamış olacağız. Çünkü istiyoruz ki Karesi bölgesinde hiçbir vatandaşımızın yemekle ilgili, yaşantısıyla ilgili bir sıkıntı çekmemesiyle ilgili elimizden geleni yapıyoruz. Bunu yaparken de tabii doğru alan, hakkaniyet neyse biz hepsini de bunu tartarak, bunu düşünerek, hesaplayarak yapıyoruz. Ve bu seneki ihtiyaç sahiplerinden bize gelen talep neticesinde de Allah nasip ederse Ramazan ayı boyunca 180 bin adet öğün yemeği de dağıtmış olacağız inşallah. Ramazan ayı biliyorsunuz maneviyatımızın yüksek olduğu bir ay oluyor. Bunda hepinizin bildiği gibi işte teravih namazları, mukabeleler oluyor ama maalesef işte koronavirüs nedeniyle hastalıktan ötürü ne teravih namazlarına, camilere gidebiliyoruz ya da mukabeleden yapmak için camilere gidebiliyoruz. Hepsini artık evimizde yapmak durumunda kalıyoruz. Ramazan ayının da tüm vatandaşlarımıza mübarek olmasını, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Artık tüm küskünlerin, dargınların barıştığı, herkesin birbiriyle kucaklaştığı çok güzel bir ay olmasını ve sonunda da inşallah Allah nasip ederse bizi bayrama kavuşturmayı da Allah'tan dua ediyorum inşallah. Denizli stüdyolarında yanımızda çok kıymetli bir konuğumuz var. Kendisi Milliyetçi Cumhuriyet Partisi Genel Başkanı Fehmi Ataş bizimle. Kendisiyle parti çalışmaları üzerine bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Başkanım, öncelikle ayağınıza sağlık diyelim. Milliyetçi Cumhuriyet Partisi Genel Başkanı Fehmi Ataş, Antalya Seyrek'te gerçekleştirdikleri ilçe kongresinin ardından Denizli'ye geldi. Başkan Ataş, partisinin Denizli İl Başkanı Rıza Bayram'la birlikte Ege TV Denizli stüdyolarını ziyaret etti. Ege TV Yönetim Kurulu üyesi Vekil Erdağ ve haber ekibiyle bir araya geldi. Başkan Ataş partisinden söz etti, çalışmalarla ilgili de açıklamalarda bulundu. Çok kısa bir zaman olmasına rağmen partimizin kuruluşundan itibaren 57 tane ilde yapılanma yaptık. Ve şu an 100'e yakın ilçemiz hazır ve kongreleri çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Dün Antalya Serik ilçemiz kongresini başlattı ve oradaydık. Aynı anda İzmir'de de bir kongremiz vardı. Konak kongremiz vardı. Parti olarak şu an kilitlendik. Hedef odaklı çalışıyoruz. Yani halka hizmet için çıktığımız bu yolda durmak yok, yola devam diye şu an gidiyoruz. Başkan Ataş, Türkiye gündemine dair de değerlendirmelerini paylaştı. Ramazan ayı boyunca sadece paket servisle hizmet sunacak olan kafe ve lokantacıların durumundan bahsetti. Tedbirler gerekli, sağlık için, halkımızın sağlığı için ve geleceğimiz için önemli konu bu. Tedbir alınmalı ama tedbiri ne zaman ve nasıl aldığımız önemli. Bundan iki hafta önce Türkiye haritasına baktığımızda hiçbir sıkıntı yoktu. Birkaç ilde koronayla ilgili kırmızılar vardı. Kongreleri bitiren iktidar kendine ait oluşumları binlerce insanı bir araya toplayarak yapıp sıkıntısız bir şekilde geçirdikten sonra aradan ne hikmetse 10 gün sonra her taraf kırmızı oldu ve yasaklar geldi. Çünkü esnafın durumu ortada. Kepenk kapattı, vergisini ödeyemiyor, elektriğini ödeyemiyor, suyunu ödeyemiyor, kirasını ödeyemiyor. Dolayısıyla borçlanıyor. Borcunu öteleyen devlet faizini koyuyor. 3 ay, 5 ay, 9 ay, 10 ay, 1 senedir bu böyle gelmiş, böyle gidiyor. Dolayısıyla arkasından icra yoluyla da zaten huzur, refah ve mutluluk içerisinde yaşatması gerektiği vatandaşını icra yoluyla
ayrıyeten bir daha izliyor. Başkan Ataş, biz halkız, halkın partisiyiz dedi ve ekledi. Milliyetçi Cumhuriyet Partisi'ni biz kurarken Türkiye'nin partisi olsun dedik. Biz istedik ki Milliyetçi Cumhuriyet Partisi'ni kurarken hem sağ kesim, hem sol kesim, muhafazakar kesim toplansın. Artık yeter. Parti değil. Şahıs önemli, ne derece önemli. Halkın partisiyiz biz. Bizi bu yüzden seçmeliler. Dünya Yörükler Derneği Başkanı Mevlüt Koç ve derneğin il beyi Yaşar Çetin uzun zamandır bir araya gelme imkanı bulamayan yörükler için bir etkinlik düzenledi. Başkan Mevlüt Koç kendi evinin çatısında oluşturduğu yörük çadırında Türkiye'nin dört bir yanından gelen yörükleri buluşturdu. Ramazan ayı öncesinde gerçekleştirilen etkinlikte yörük kültürünün olmazsa olmazı olan yöresel lezzetler, keşkek, topalak ve sarma ikram edildi. Yörükler sohbet edip hasret giderdi. Etkinlikte ayrıca Kayseri'den gelen 19 yaşındaki Ozan Halil Danyak eline sazını aldı, katılımcılara mini bir konser verdi. Dünya Yörükler Derneği Başkanı Mevlüt Koç etkinlikle ilgili bilgi verdi. Öncelikle beyim bu işe bir adım attı, böyle bir şey yapalım dedi. Oturduğumuz yerde böyle bir karar aldık. Çok güzel bir program olacağını düşündük. Bir yıldır beri, az önce dediniz ya arkadaşlarına röportaj yaparken annemizi babamızı unuttuk. Gerçekten unuttuk. Birbirimizi unuttuk bir yıldır beri. Bunu dedik bir açalım. Tamam sayıyla olacak ama az bir kişi davet edelim dedik. Çok etmeyelim. Az bir akrabalar çağıralım. Bu şekilde güzel bir şey çıkaralım ortaya dedik. Malzeme çıkaralım. En azından yörükler aha çıktı meydana desinler. Görsünler bizi istedik. Böyle bir şeye çıktık Murat abicim. Torosara çıkın bakın orada bir yörük çadırı varsa dumanı da tutuyorsa bilin ki hiçbir güç bizi asla yenemez demiş. Helal olsun. Biz de diyoruz ki atamızın yoluna gidiyoruz. Toroslar'da da bugün dumanımız tütüyor. İzmir Buca Gediz Mahallesi'nde 5. katta da bir yörük çadırımızın dumanı tütüyor. Her zaman devletimizin, milletimizin yanındayız. Derneğin il beyi Yaşar Çetin ise yörüklerin uzun bir süredir buluşma imkanı bulamadığını, bu etkinlik sayesinde bir araya geldiklerini belirtti. Yörük kültürünün yaşatılması adına çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bu kültürü yaşatmamız için burada Dünya Yörükler Derneğimiz Mevlüt Başkan Koçumuzla beraber bir karar aldık. Dedik bir bu kültürümüzü bir canlandıralım. Ve sizlerle irtibatta geçtik ve dedik bu canlandıralım. Bizim akrabalarla bir yere gelelim. Bu kültürü bir yaşatalım diyerek bu kararı aldık. Etkinliğe katılan yörükler de çok memnun olduklarını söylediler. Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ettiler. Türkiye'nin en genç halk ozanıyım. Kültür Bakanlığı'na kayıtlı. Ne güzel. Bu şekilde Yörük Beyleri'yle, Avşar Beyleri'yle programlarımıza devam ediyoruz abi. Kültürün olduğu her yerde varız. Yörükler genelde doğal yaşarız, özgür yaşarız. Bu şeyleri çok özledik. Rabbim inşallah önümüzü de açılır. Hep beraber yine bir araya geliriz. Gerçekten böyle bir kültürü bize yaşattığı için çok minnettarım. Allah bir diğer bin kere razı olsun. Mevlüt Başkanım bu pandemi sürecinde sönmeye yakın. Çok önemli. Çok sönmeye önemli. Yakın. Kültürümüzü de unutmaya başladık. Anneyi babayı unuttuk. Çok güzel. Sağ olsun. Mevlüt Başkanım dedi ki bir kıvılcım yakıp tekrar bu etkinliğimizi oluşturalım. Kültürümüzü yaşatalım. Hay hay koşa koşa gelirdim. Ne güzel. Yeter ki yani odun bile olurum ben buna. Bu kültürde yanmak bir başka. Böyle bir şey kıvılcımı ateşlediği zaman ben yerimde duramadım. Değil mi? Yani bugüne iple çektim. Bu saati iple çektim. Çok güzel bir şey. Artık nefes alalım. Nefes alamıyoruz. Bravo. Yörükler ateşledin. Bu ateş hiç sönmesin. Öncelikle bu günleri bizi yaşatan atalarımızı, bu yörüklüğü, bu dünyayı, bu Türkiye'yi bizi bağışlayıp giden atalarımızı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e rahmetle, minnetle anıyorum. Yörük çadırlarına çok gittim. Onlardan çok şey öğrendim. Ben hayatımda ot yemeyi bilmezdim. Ama en güzel ot yemeklerini yörük çadırlarında yedim. Çok güzel misafirperverdiler. Recep kadar hiç kimse hevesli değil. Recep babasından göre göre şölenlere de hep gittiğimizde o çok hevesli gidiyordu. Yani babasından daha iyi olacak. Yani böyle şu an mutluyum. Abilerim, ablalarımla birlikteyiz, beraberiz. Atalarımın eskiden ne yaptıklarını çok öğrendim.
Ondan sonra yörüklüğümüzü nasıl ilerletebiliriz onları öğrendim. Mevlüt Başkan'a çok teşekkür ediyoruz. Bu derneği kurduğu bizi de davet etti. Hep beraberiz inşallah. Bize şehir hayatında, apartmanların içinde böyle bir kültürü yaşatması çok büyük bir katkı sağladı bizlere. Biz bu kültürü annelerimizden öğrendik. Annelerimiz bize anlattı. Onların da anneleri anlattı. Ve bu şekilde yaşatmaya devam etmeye çalışıyoruz. Amacımız bu kültürü, köklü kültürü ve çok güzel bir kültürü tüm insanlığa da anlatmak. Ülkemizde her yıl 15-22 Nisan tarihlerinde kutlanan Turizm Haftası ile ilgili Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki kutlama mesajı yayımladı. Başkan Örki, Pamukkale ülke turizminin en önemli unsurlarından biri dedi. Turizm hem ülkemiz hem de dünya için çok önemli. Pamukkale'miz turizmle ilgili unsurlar açısından zengin bir ilçe. Sınırlarımız içinde UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale travertenlerimiz yer alıyor. Bunun yanında sağlık turizmi için önemli kaynaklara sahip olan Karahayıt da Pamukkale sınırları içerisinde. Birçok antik yapıda Pamukkale'nin turizm zenginliğinin göstergeleri olarak dikkat çekiyor. Biz Pamukkale Belediyesi olarak turizm ilçesi olmanın bilinciyle bu konuda önemli çalışmalara imza attık diye konuştu. Başkan Örki mesajının devamında Türkiye'nin en büyük tematik kent ormanı olan Seyir Tepesi Şehir Ormanı'nı hizmete sunduk. Bu dev tesis kentimize gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olacak. Pamukkale'ye gelen 2,5 milyon turistin kullandığı 1992 yılında yapılmış olan turizm yolunu kısa bir sürede sıcak asfaltla kaplayıp 28 yıl sonra yolu yeniledik. Ayrıca en son 11 yıl önce temizlenen travertenlerin hemen etiğinde yer alan Koca Çukur Göleti'ni tertemiz hale getirdik. Yine aynı yerde bulunan havuzlarda yapılan tadilatla antik havuzun suyunu bu havuzlara getirdik. Yaz-kış bu havuzlarda sıcak suda yüzme imkanı bulunabiliyor. Ayrıca Pamukkale mahallemizdeki sokak sağlıklaştırması çalışmalarıyla ilçemize ayrı bir değer katıldı. Pamukkale'nin güzelleşmesi için gereken ne varsa yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Koronavirüs 2020 yılında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de turizmi olumsuz etkiledi. 2021 yılı yaz aylarına kadar koronavirüs pandemisinin sona erip eski sağlıklı günlere kavuşulmasıyla birlikte turizm sektörünün de canlanmasını umuyorum ifadelerine yer verdi. Başkan Örki mesajını şu sözlerle tamamladı. Türkiye tüm alanlarda olduğu gibi turizmde de 2023 hedeflerine sarsılmaz bir irade ve emin adımlarla ilerlerken biz de elimizdeki turizm değerlerinin daha da ilgi görmesi için vizyonel projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu duygularla 15 Nisan Turizm Haftası'nı kutluyorum dedi. Başkan Örki mesajını şu sözlerle tamamladı. Türkiye tüm alanlarda olduğu gibi turizmde de 2023 hedeflerine sarsılmaz bir irade ve emin adımlarla ilerlerken biz de elimizdeki turizm değerlerinin daha da ilgi görmesi için vizyonel projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu duygularla 15 Nisan Turizm Haftası'nı kutluyorum. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 2 yıla yaklaşan görev sürecinde Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin projelendirilip hayata geçirdiği tek bir eserin dahi olmadığına dikkat çekti. İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 2 yıla yaklaşan görev sürecinde projelendirilip hayata geçirilen bir tane eserin dahi bulunup bulunmadığını sordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kaynakları reklam filmlerine mi yatırıldı diyen Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirakleri dahil toplam bütçesi 75.5 milyar TL, hükümetten gelenle birlikte 93 milyar TL, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2 yılda borçlanması 19 milyar TL, bu sene ona 9 milyar TL daha eklenecek. Peki bu kadar parayı atmadığınız temellere mi yoksa reklam filmlerine mi harcadınız şeklinde soru yöneltti. İstanbul'da beklenen depremde en çok etkilenecek ilçeler arasında yer alan Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımlar hızla devam ederken, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, evlerinin yıkımını izleyen vatandaşlarla birlikte yıkım bölgesindeydi. Beklenen İstanbul depremi için zaman daraldığını ve bu konuda vatandaşlara önemli sorumluluklar düştüğünü belirten Başkan Akgün, Büyükçekmece'de bugüne kadar 26 bin konutun yıkılarak yenilendiğini açıkladı. Ne olacağını bilmiyoruz.
Ama Büyükçekmece Belediyesi olarak vatandaş, belediye, müteahhit üçgeninde bütün gücümüzle olası depremde yıkılacak can ve mal kaybına sebebiyet verecek binaları, siteleri yıkmaya devam ediyoruz. Her hafta 2-3 blok yıkıyoruz. Bugüne kadar 25 bindi, 26 bin konutu yeniledik. Önümüzdeki 3 sene içerisinde %100 yıkılabilecek veyahut da deprem, olası büyük depremde büyük zarar görecek binaları yıkımını tamamlamış olacağız. Yani yerinde kentsel dönüşümü büyük çapta tamamlamış olacağız. Bizim ricamız vatandaşımızın bize katkı sağlaması, evlerini, binalarını bir an önce ölçtürmek, testlerini yaptırmak, binalarının durumunu öğrenmek ve bizim yaptığımız çalışmalara ortak olarak bir an önce depreme hazır hale gelme noktasında müteahhit, belediye, vatandaş olarak bu işi çözmemiz gerekiyor. 99 depreminden sonra Türkiye çapında yenilemeyi en çok yapan belediye Büyükçekmece. Bunun sebebi şudur: en büyük zararı görecek ilçelerden bir tanesi Büyükçekmece'dir. Aynı zamanda şehrimizin silüeti değişiyor. Altyapı donatıları değişiyor, yollar değişiyor. Büyükçekmece merkezi yeniden kuruyoruz diyebilirim. Büyükçekmece'de 35 senedir balıkçılık yapmaktayım. Bir 40 senelik bina şeye girmesi, kentsele gitmesi gerektiğinden dolayı şu an kentsele vermiş bulunuyoruz. Buradan Sayın Büyükçekmece Belediye Başkanımız Doktor Hasan Akgün'e de teşekkür ediyoruz. 33 senedir burada oturuyoruz. Uzun süredir oturduğumuz için yani hem sevinç hem mutluluk. Sivas'ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Sivas İl Özel İdaresi tarafından finanse edilen mandalarda verim yükseltme projesi kapsamında manda teslim töreni düzenlendi. Törene Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, il protokol üyeleri ve çiftçiler katılım gösterdi. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Valisi Salih Ayhan konuşma yaptı. Mandalarda verimli yükseltme programımıza hepiniz hoş geldiniz. İl Müdürlüğü olarak üreten çiftçi gelişen Sivas kapsamında hazırladığımız mandalarda verimliliği yükseltme projesi... Sözü çok fazla uzatmayacağım. Sadece şunu da ifade etmek istiyorum. Kızılırmak asırlardır akıp gidiyor. Orada gördüğümüz suyu bir daha görmüyoruz. Ama o Kızılırmak bakidir. Doğal olarak o Kızılırmak bizim kutsal devletimizdir, aziz milletimizdir. Biz de o su damlacıkları gibi o ırmağı oluşturuyoruz. Nihayetinde Karadeniz'e dökülecek. Bugün dağıtımını yaptığımız, manda dağıtımını yaptığımız projeye baktığımız zaman cidden sahada etkisi olacak. Sahada Sivas'ın hayvancılık varlığını ve üretim kapasitesini artıracak bir proje. Ben bu noktada Tarım İl Müdürümüzün şahsında projeyi oluşturan, akıl üretenlere ve destekleyen İl Özel İdare Genel Sekreterimize, Genel Meclisi Başkanımıza, Meclis üyelerimize ve tabii ki Sayın Valimize çok çok teşekkür ediyoruz. İlimiz tarım ve hayvancılık şehri. Bir potansiyeli var. Bir güçlü bir coğrafyası var, büyük bir altyapısı var, çok güçlü kurumları var ve güzel de birlikteliği var. İnşallah bu güzel birliktelikle beraber Sivas'ın tarım ve hayvancılıkta inşallah hep birlikte hak ettiği yere taşıyacağız. Protokol konuşmalarının ardından kura çekilerek 50 adet damızlık manda 50 çiftçiye teslim edildi. Özkahraman'da Koyulhisar ilçemizden de 40 numara Erkan Kaya. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, yine Koyulhisar'dan Turgay Çelik Beyefendi'yi sahneye davet ediyoruz. 48 numara, hayırlı olsun. Sizi böyle bekletelim efendim, fotoğraf çekimi için. Evet, hemen Ali Haydar Selvi. Bize faydası çok oldu. Aradan kardeşlerim, benim kardeşimin kız kardeşim ziraat teknisyeni. Ziraat teknisyeni oluyorsun, Allah milletimizden ve devletimizden Allah razı olsun. Her konudan... Aradan olsun, şey desteklemesinden, arazi desteklemesinden olsun, malzeme desteklemesinden olsun.
Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Kırsal Toygar mahallesinde yaşayan 33 yaşındaki Mahmut Ürkmez kendisine ait ve gözü gibi baktığı 40'tan fazla koyunu için neredeyse her gün konser veriyor. Koyunlarını dağda otlatırken kurduğu ses düzeniyle adeta bir şarkıcı edasıyla onlara konser veren Ürkmez, zaman zaman kendisini seyretmeye gelen komşuları için de şarkı seslendiriyor. Ateş Sanatçı Murat Kekilli'nin de çok sık hayranı olan Mahmut Ürkmez, sık sık görüştüğü sanatçıdan özel olarak izin aldığı eserleri de koyunları ve komşuları için karaoke sistemiyle seslendiriyor. Koyunlarını çok sevdiğini söyledi. Onlar benim hayata bağlanma sebebim dedi. Ben koyunlarımı ve kuzularımı çok seviyorum. Bunlar benim için hayata bağlanma sebebim. Bunlara ben her gün hemen hemen şarkı söylüyorum. Murat abimin bütün bestelerini, şarkılarını söylüyorum onlara. Köyde yaşıyoruz. Büyükbaşa, küçükbaş hayvancılık yapıyoruz. Yani koyunlarım çok sevgim çok büyük olduğu için onlara her gün hemen hemen beraberim. Böyle mutluyuz biz. Onları çok seviyorum. Öpüyorum onları. Yani onlara benim aramda başka bir bağ var aslında. Yani sevgiden öte diyelim. Bu arada Murat abi çok teşekkür ediyoruz. Onun bestesini okudum, okuyorum. Bize izin verdiği için. Onu da çok seviyorum bu arada. Yani koyunlarım ve Murat Kekilli müzikleri benim için vazgeçilmezlerim. Yani 47 tane koyunlarım var benim. Büyük başta var biraz. Onları her gün otlatmaya gidiyorum dağlara. Onlara beraber şarkı söyleyip böyle devam ediyorum hayatıma. Yani seviyorum bu işi. Onları müzikle büyütüyorum. Öyle diyeyim hepsini. Belediyesi yaz aylarında hava sıcaklığının artmasıyla birlikte dere yataklarında oluşan kötü koku ve görüntü kirliliğini engellemek amacıyla temizlik çalışmasına başladı. İlçe merkezinden geçen ve yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki Buldan Çayı üzerinde daha önceden ıslahı yapılan alanlarda biriken çeşitli atık ve çöpler ekipler tarafından temizleniyor. Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik, koku ve çevre kirliliği oluşmaması için çalışmalarına hız kazandırdıklarını açıkladı. Başkan Şevik, hava sıcaklıkları artmadan yaz aylarında oluşan kötü koku ve görüntüyü engellemek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dere içinde temizleme çalışmasına başladık dedi. Göreve geldikleri 2019 Mart'ından itibaren periyodik aralıklarla dere yatağında temizlik çalışması yaptıklarını vurgulayan Başkan Şevik, vatandaşlarımızdan da önemli rica ediyoruz. Çöplerini dere yatağına ya da kenarlara atmasınlar. Bu görüntüler turizm kenti Buldan'ımıza yakışmıyor diyerek vatandaşları uyardı. Akhisar Türk Kızılay Şubesi, Kızılay gönüllüleriyle birlikte piknik alanlarındaki vatandaşlar tarafından atılan çöpleri toplayarak farkındalık oluşturdu. Marketten getiriyor yiyeceğini, içeceğini, pakete sarıyor, bırakıyor ortaya. Türk Kızılay Akhisar Şubesi Başkanı Cavit Gümüş, gönüllü kızılaycılar ve doğa severlerinde katıldığı etkinlikte konuşan genç kızılaycı Aslı Gümüş, piknik alanlarındaki çöpleri çöp bidonlarına atılarak doğanın korunacağını belirtti. Çevre bırakıyoruz ve herkesten aynı hassasiyeti bekliyoruz. Doğamızda bulunan çöpleri topluyoruz. Gelecek nesillere daha temiz bir doğa ve orman bırakmak için Kızılay gönüllüleriyle beraber bir etkinlik düzenledik. Çok güzel gidiyor.
birçok çöp birikmiş ve bunları toparlayıp gerekli yerlere vereceğiz geri dönüşüme aynı şekilde. Hep beraber güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Bütün katılan herkese çok teşekkür ediyoruz ve bütün doğa severleri bu etkinliklere bekliyoruz. Üzerinde şiddete uğramış sokak hayvanlarının fotoğrafı ve yaşamak istiyoruz yazısı bulunan yelek ve çantasıyla Mersin'den İzmir'e doğru yürümeye başlayan hayvan hakları savunucusu 64 yaşındaki Semih İdigül, yüzlerce kilometrelik yolu yürüyerek kat ettikten sonra Efeler'de mola verdi. Efeler Belediyesi'nin marka kent olma yolunda gerçekleştirdiği çalışmaları beğeniyle takip ettiğini söyleyen İdigül, Efeler Belediyesi'nin sokak hayvanlarına yönelik gösterdiği duyarlılığı da takdir ettiğini söyledi. Herkesin bildiği gibi Mersin Erdemli'den yola çıkarak İzmir'e bir yürüyüş canlarımız için. Neredeyim? Efeler Diyarı Aydın ve Efeler Belediyesi'ndeyim. Ve belediyemizin de, Efeler Belediyesi'nin de duyarlılığını bugün görmüş oldum. Amacımız bu canları yaşatmak. Burada ne yazıyor? Yaşamak istiyoruz. Biz ne istiyoruz? Yaşatmak istiyoruz. İşte görüyorsunuz, yaşamak istiyoruz. Evet, bunlar yaşamak istiyor. Bizler yaşatmak istiyoruz. Kuşadası Belediyesi tarafından bir personelin COVID-19 testinin pozitif çıkması üzerine toplum sağlığını korumak amacıyla karantina süresi boyunca ziyarete kapatılan Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi kapılarını yeniden ziyaretçilerine açtı. Ziyarete kapalı kaldığı süre içerisinde rutin tedavi, aşılama, kısırlaştırma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin hiçbir aksamaya uğramadığı Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nden 7 gün 24 saat yapılan canlı yayınsa aynen devam etti. Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli veteriner hekim Sami Pat, merkezin haftanın 7 günü 11-16 saatleri arasında ziyaret edilebileceğini belirtti. Hayvan sahiplenmek isteyen herkesi merkezimize bekliyoruz dedi. Antalya'nın Kemer ilçesinde 6. Uluslararası Türkiye Açık Kickboks Avrupa Şampiyonası düzenlendi. 27 ülkeden 2300 sporcu katıldı. Erzincan'ı Şampiyon Spor Kulübü adına yarışan Burak Can Yeşilyurt temsil etti. Müsabakaya çok iyi başlayan ve 3 rakibini de üst üste yenen Burak Can, finalde şanssız bir şekilde rakibine 2-1 yenilerek şampiyonluğu kaçırdı ve Avrupa ikincisi oldu, şehrini gururlandırdı. Erzincanlı sporcu Burak Can Ege TV'ye konuştu. Hedefim dünya şampiyonluğu dedi. Antalya'da düzenlenen Uluslararası Avrupa Kupası'nda derece yaptım, ikincilik yaptım. Hedefim tabii ki birinci olmak. Yalnız buradaki yani Gençlik Spor Belediye Başkanı falan hiç kimse destek vermiyor. Diğer Antalya'daki sporcuları görünce en kötüsünden bile Gümüşhane'nin bile belediye başkanı Gençlik Spor'a destek verdiğini gördüm. Ben kendi babamın ve antrenörümün imkanlarıyla gidiyorum. Yaklaşık 9-10 yıldır bir sporla uğraşıyorum. Güzel derecelere geldim, getirdim Erzincan'a. Ama kimsenin ilgisi yok yani bu spora. Yaklaşık kimse destek vermiyor, sponsor olmuyor. Yani çok az bir şey sponsor olan abilerinize çok teşekkür ederim. Kendi babamın ve antrenörümün imkanlarıyla gitmeye çalışıyorum. Yani güzel dereceler getirdiğim halde kimse ilgilenmiyor bu sporla. 10 yıldır bir sporla uğraşıyorum. Pandemi olduğu halde ben Erzincan'ı daha iyi temsil etmeye çalışıyorum. Yani Erzincan'ın büyüklerinden destek bekliyorum. Pandemi olduğu halde ben kendi imkanlarımla antrenörümün imkanlarıyla dışarıdan antrenman yapmaya çalışıyorum. Ve başarılı da oldum. Avrupa'da da ikincilik yaptım. Hedefim tabii ki birincilik ama imkanımız ne kadar el verdiği sürece biz Erzincan'ı o kadar temsil etmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği sürece inşallah hedeflerimizde dünya şampiyonluğu da var. Allah nasip ederse ilerleyen dönemlerde dünya şampiyonluğu Erzincan'ı iyice kurulandırmaya çalışacağım.
Kulüp başkanı ve takım antrenörü Erhan Demir de Ege TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Sporcumuzla gurur duyuyoruz dedi. Burakcan kardeşimiz güzel başarı elde etti. Bundan sonra da daha güzel başarılar elde edeceğiz inanıyoruz. Ama bunun için de yöneticilerimizin, belediye başkanımızın, yani bu işe değer veren, gönül veren insanların bize daha çok sahip çıkmasını istiyoruz. Erzincan ilimizi daha iyi temsil etmek için sizin desteklerinize maddi ve manevi ihtiyacımız var. İnşallah dünya ve Avrupa'da da Erzincan'ımızı o bayrağını dalgalandırmak için daha çok çalışacağız. Bilindiği üzere şu an dünyada bir salgın hastalık var, pandemi sürecimiz var. Bu yüzden çok sıkıntı çekiyoruz. Hem spor salonları açısından hem de antrenmanlarımız açısından mağdur durumdayız. Salonlarımız kapandı. Şu an antrenman yapabileceğimiz yerler kısıtlanmış oldu. Bunun için de yöneticilerimizden bize destek olmalarını istiyoruz. Çünkü bu konuda mağduruz. Eğer mağduriyetimiz giderilirse, bizim elimizden tutulursa, mağduriyetimiz giderilirse daha başarılı öğrenciler çıkarırız. Erzincan'ımızı daha iyi temsil edeceğine inanıyoruz. Burakcan'ın işte Erhan Hoca'yla beraber Burakcan'ı işte yetiştirdik. İşte Avrupa Kupalarına falan gönderdik. Ama bir herhangi bir maddi manevi destek sağlanmadı. Yani çocuk yani şu anda güzel bir dereceye getirdi ama Erzincan'da sesimiz duyulmadı. Sizler sayesinde duyuyoruz şu anda. Vallahi herkesin bize yardım etmesini bekliyoruz. Yani.